Bağımlılık biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir hastalıktır. Bağımlılığı alkol, madde bağımlılığı ve teknoloji, kumar, oyun bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılık olarak farklı iki türe ayırabiliriz. Alkol aslında bir madde olarak insanlık tarihi kadar eski bir madde ama alkol bağımlılığı daha çok yeni hayatımıza girmiş bir kavram. Bağımlılığın çok çeşitli nedenleri var aslında. Tek bir nedenden ya da nedenlerden bahsetmek mümkün değil. Bunlar içinde psikolojik faktörleri sayabiliriz. Kişinin yetiştirilme tarzı, çocukken yaşadığı, maruz kaldığı travmatik olaylar, içinde bulunduğu sosyal çevre, kültür. Ben babasız büyüdüm. Amcamla beraber kalıyorduk. Amcam hemen hemen her gün içerdi. Ondan sonra yanında beni de oturturdu. İşte şu kadarcık içersen sana şu kadarcık para. Bu alkol yüzünden bilmiyorum, böyle sizinle konuşurken düşüp geçip koyup gidiyorum. Ne düştüğümü biliyorum, ne geri kalktığımı biliyorum. Öyle zamanlar oluyordu ki profesörüm, 30-35 çevre çağırdı. 12 yaşında ilk karşılaşmam, bizimkilerin bardaklarından artanları içtim, çok hoşuma gitti. Ondan sonra bayramlardaki likör şeylerinden devam ettim. Evet. Ve alkolle ilk karşılaştığım hala da seviyorum. Çevresinde alkol madde kullanan bireylerin olması ve çok küçük yaşta bunlarla tanışması ve ayrıca biyolojik faktörleri ve kişisel özellikleri nedenleri olarak sayabiliriz bağımlılığı. İçki isteği var. Zaman zaman beni yokluyor. Üzüldüğüm zaman da iyi geliyor. Sevindiğim zaman da iyi geliyor. Hiçbir zaman bir şişenin gelip benim ağzımın içine dolduğunu ben görmedim. Sürekli ben gidip kendi elimle alıyordum. Kendi kendime konuşuyordum. Devamlı konuşurdum kendi kendime. Neydi sebep, neydi? Sebebi alkolden herhalde. Sebebini iyice bilmiyorum ama. Kaç senedir içiyorsun? 6 seneden beri içerim. Ne içiyorsun? Devamlı bira içerim. Kişinin alkol kullanımı konusunda engellenemez bir istek duyması ve zaman içinde kullandığı alkol miktarının artması, planladığından çok daha yüksek miktarlarda alkol kullanması ve bu kullanımın çeşitli fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açması alkol bağımlılığı şeklinde tanımlanabilir. Bireyi karıştırdım diyorsunuz ve kendimi iade etmek için. Ne demek bu? Bir açıklar mısınız bunu? Bu ne demek biliyor musunuz? Hiç anlamsız bir şey demek. Evdeki mutluluğumu kaybettim. Bir çocuğumla yani kızımla bir soğukluk girdi arama yani. Kaybetmediğim bir şey kalmadı. Şimdi sayarsam çok. Kendimi kafayı çeke çeke daima haklı zannettim alkolün etkisinden. Fakat bugün sur dibinde içerken haksızlığımın idraki içindeyim. Madde kullanmadığında çeşitli fiziksel ve psikolojik yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, madde kullanımına bağlı ilişkilerinde bozulmalar yaşaması ve fiziksel psikolojik sorunlara rağmen madde kullanımına devam etmesi madde bağımlı olarak tanımlanabilir. Bir gün içmeyeceğim dedim. Evdeki son içki şişesini boşalttım tuvaleti. İçmeyeceğim dedim. Oturdum. Çay yaptım, çayımı içtim falan. Aradan birkaç saat geçti, baktım bende terlemeler, titremeler, kendimi üşüttüm falan zannettim ben. Sonra yani birkaç kişiye danıştım, bu dedi o değil dedi yani. Sende bir bağımlılık şeyi var dedi, bir hastaneye git dedi. Sonra gittim, gerçekten de bağımlı olduğumu anladım. Ondan sonra tedavi olmaya karar verdim. Tedavide esas olan şey kişinin istekli olmasıdır. Yani biz zorunlu değil, gönüllü tedavinin daha çok işe yarayacağını düşünüyoruz. Şu an dünyanın birçok ülkesinde de tedavi bu şekilde ilerliyor. Bağımlılığın öncelikle bir hastalık olduğunu bilmek gerek ve bu şekilde yaklaşmak gerek. Yani bu kişinin bir irade problemi, işlediği bir suç ya da günah değil. Bu psikiyatrik bir hastalık. 15 sene evli kaldım. 2 tane kızım oldu. İlk tedaviyi evlendikten sonra mı gördün? Evet. Zaten hep söylediğimiz bir şey var. Bağımlılık bir aile hastalığıdır.
Dolayısıyla ailede de bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ailenin de tedavi sürecine katılması gerekiyor. Ve zaten bunu ilk fark eden ve tedavi arayışına ilk geçen kişi genelde aile oluyor. Tedavi bittikten sonra aileler destekleyici olmalı ve bunun tekrarlayan kronik bir hastalık olduğunu unutmamalı. Ne diyoruz efendim? Bir duble. Benim fiyatım bir duble. Bir duble içtiğim zaman yeniden hastaneye gelmem lazım. 12 sene sonra yeniden başladım. Evet. 2,5 sene şey yapmadım, ayık kaldım, içmedim. Ondan sonra tekrar başladım. Eskisinden daha kötü durum. Tedavi süreci bitebilir ama kaymalar her zaman yaşanabilir. Bu noktada da ailenin hayal kırıklığına uğramadan, tekrar yılmadan, bıkmadan tedavi merkezlerine başvurması ve kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor. Ve bağımlı bireyin sosyal çevresinin değişmesinde ailenin de destek olması gerekiyor.